Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber tam kıvamında nefis bir malaga pasta yapacağız. Öncelikle pastamızın kekini hazırlayarak başlayacağız. Kekimiz için şöyle 4 adet yumurta kullanacağız. 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı süt, 3 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı buğday nişastası, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve biraz da un kullanacağız. Kabımızın içerisine öncelikle yumurtalarımızı kırıyoruz. Ardından toz şekerimizi ekleyip mikserimizle güzelce bir çırpıyoruz. Evet, yumurtamızı ve şekerimizi güzelce çırptık. Şimdi sütümüzü ve sıvı yağımızı ekliyoruz. Ardından mikserimizle tekrar çırpıyoruz. Şimdi de toz malzemelerimizi ekleyelim. Tekrar bir karıştıracağız mikserimizle. Ve şöyle biraz da un ekliyoruz. Pastamızın keki için 1 su bardağı da un kullandık. Şimdi kek harcımızı tepsimize dökelim. Pastamızın kekini pişirmek için şöyle büyük boy borcam bir tepsi kullanacağız. Tepsimizi de tereyağımızla güzelce yağladık. Şimdi harcımızı tepsimize dökelim. Şimdi de kekimizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımızda pişirelim. Evet, şimdi de pastacı kremamızı hazırlayalım. Tenceremizin içerisine 2 yemek kaşığı unumuzu ilave ediyoruz. Ardından şöyle 2 yemek kaşığı nişastamızı ekliyoruz. Ardından şöyle 5-6 yemek kaşığı kadar büyükçe bir çay bardağı toz şekerimizi ekliyoruz. 1 paket vanilya. Şöyle 1 adet de yumurta sarımızı ekliyoruz. Yumurtamızı da ekledikten sonra şöyle çırpıcımızla tüm malzemelerimizi güzelce bir karıştırıyoruz. Ardından sütümüzü ekliyoruz. Pastacı kremamızda toplamda 4 su bardağı süt kullanacağız. Bardak ölçümüz 200 ml. Bir bardak sütümüzü ekledikten sonra şöyle harcımızı güzelce bir karıştıralım. Ve tüm sütümüzü ilave edelim. Evet, sütümüzün tamamını ekledik. Şimdi pastacı kremamızı ocağımıza alalım ve kısık ateşte sürekli karıştırmak suretiyle güzelce pişirelim. Evet, muhallebimiz oldu. Şöyle de göstereyim. Üzerinde kabarcıklar çıkmaya başladı. Bu hale aldığında muhallebimiz oldu demektir. Şimdi hemen ocağımızın altını kapayalım. Ocağımızın altını kapadıktan sonra şöyle 1 yemek kaşığı tereyağımızı ekliyoruz. Şöyle çırpıcımızla karıştırarak yağımızın erimesini sağlıyoruz. Ocağımızın altı kapalı. Az önce de belirttiğim gibi muhallebimiz oldu. Tamamen erimesini sağlayalım. Evet, tereyağımız da çok güzel bir şekilde eridi. Şimdi muhallebimizi biraz soğumaya bırakalım. Kekimiz fırından çıktı. Kekimizi biraz soğumaya bıraktık. Neredeyse soğudu. Şimdi kekimizi bir çay bardağı soğuk sütle ıslatacağız. Kekimiz de çok güzel bir şekilde sütünü çekti. Şimdi kenara kaldıralım. Evet, muhallebimizi de biraz soğuttuk. Şöyle bir karıştıralım. Soğuyan muhallebimizin üzerine şöyle bir poşet krem şantimizi döküyoruz. Ardından mikserimizle karıştırarak pürüzsüz bir kıvam almasını sağlıyoruz.
Şimdi pastacı kremamızı kekimizin üzerine döküyoruz. Pastamızın üzerini çok güzel bir şekilde düzledikten sonra şimdi buzdolabımıza kaldıralım ve bir yarım saat kadar dinlendirelim. Evet, pastamız buzdolabımızda soğurken biz de pastamızın üzeri için ganajımızı hazırlayacağız. Şöyle tenceremizin içerisine bir paket sıvı kremamızı alıyoruz. Evet, pastamız buzdolabımızda soğurken biz de pastamızın üzeri için çikolatalı bir ganaj hazırlayacağız. Şöyle tenceremizin içerisine 200 gram sıvı kremamızı aldık. Yani bir paket. Şimdi sıvı kremamızı ocağımızda biraz ısıtacağız. Yani kaynatmayacağız ama ılıktan da biraz sıcak olacak. Kremamızı ısıttık. Kremamızın sıcaklığını nasıl ayarlayabiliriz? Parmağımızı içerisine batırdığımızda elimizi yakacak kıvamda olması gerekiyor. Şimdi içerisine şöyle 60 gramlık 3 paket bitter çikolata ekliyoruz. Yani toplamda 180 gram. İsterseniz sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. Şöyle kaşık veya bir spatula yardımıyla sürekli karıştırarak çikolatamızın kremamızın içerisinde erimesini sağlıyoruz. Çikolatamız kremamızın içerisinde çok güzel bir şekilde eridi. Ganajımız hazır. Şimdi kenara kaldıralım. Pastamız da buzdolabımızda çok güzel bir şekilde soğudu. Şimdi üzeri için şöyle 14 adet küçük yerli muz kullanacağız. Muzlarımızı hemen üzerine dizelim. Şimdi de pastamızın üzerine hazırladığımız ganajımızı dökeceğiz. Bir kepçe yerine şöyle cezve kullanmayı tercih ettim. Ucu daha eğimli olduğu için çok daha rahat bir şekilde ganajımı dökebileceğim. Ganajımızı öncelikle muzlarımızın üzerine döküyoruz. Ardından pastamızın üzerine dökeceğiz. Şöyle tek seferde dökmeye çalışalım. Malaga pastamızın üzerine ganajımızı da döktükten sonra tekrar buzdolabımıza kaldırıyoruz. Bir yarım saat kadar daha soğutacağız. Ardından üzerini süsleme işlemine geçeceğiz. Şimdi malaga pastamızın üzerine şöyle Ben Maria usulü erittiğimiz sütlü çikolatayla süsleyeceğiz. Ben sütlü çikolata kullanıyorum. İsterseniz bitter çikolata veya beyaz çikolata da kullanabilirsiniz. Şimdi de kenar kısımlarını bolca Antep fıstığıyla süslüyoruz. Evet, malaga pastamızı tamamladık. Ben üzerini toz Antep fıstığıyla süsledim. Tercihe göre fındık veya cevizle de süsleyebilirsiniz. Şimdi pastamızı buzdolabımızda 1-2 saat kadar dinlendirelim. Daha sonra servis edebiliriz. Hatta zamanınız varsa bir gece dinlendirirseniz çok daha lezzetli olur. Evet, malaga pastamız servise hazır. Benim zamanım vardı, ben bir gece dinlendirdim. Şimdi hemen pastamızı dilimleyelim. İç kıvamına ve dokusuna bakalım. Malaga pastamızı dilimledik ve servis tabağımıza aldık. Şimdi kesip iç kıvamına ve dokusuna bakalım.
Harika görünüyor. Tadı da bir o kadar güzel. 14 kişilik çok bereketli bir pasta oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.